Güzel Sanatlar Galerisi, Bursa Ahmet Yüksekpaşa Tiyatrosu'ndayız. Daha önce ilk ayağını Düzce'de yaptığımız Gelecekten Geçmişe Bakış adlı sergimizin ikinci ayağını burada bulunan bir arkadaşımız vesilesiyle Bursa'ya getirdik. Sergimizin diğer Ebru ve Tesip sergilerinden daha olağan dışı, daha farklı bir özelliği var. Zaten burada ismini de Gelecekten Geçmişe Bakış koymamızdaki sebep, bizim sergimizdeki olan her bir eserin ayrı bir hikayesi, ayrı bir yolculuğu olması. Tabii her bir eserin ayrı hikayesi, ayrı yolculuğu vardır. Fakat bizim sergimizde olan işlerin mutfağı, üretimi ve çerçeveye girene kadarki aşamaları tamamen bizim elimizden geçti. Sergimizin içine bir mutfak kısmı ekledik. Bu mutfak kısmında konuyu daha geniş anlatacağız. Ama kabaca bizim vermek istediğimiz bir mesaj vardı. Daha yüzyıllar önce atalarımızın kendilerinin alın teriyle ürettiği, insanların beğenisine sunduğu işlerin, eserlerin aslında bugün de istenildiğinde yapılabileceği, kendine yeterli sanatçılar ve bireyler yetiştirilebileceği, aslında Türkiye'nin bu konuda tamamen yurt dışına bağımlı olmadığı ve biz bireysel üretebilen gençler yetiştirilebilir mesajını kendimize aslında düstur edindik. Sergimizdeki işlerin tamamının kağıtlarını, boyalarını, fırçalarını kendimiz ürettik. Doğadan topladığımız boyaları, toprakları ezdik, boyaya dönüştürdük. Yerine göre pigment boyalarımızı, yerine göre kayalarımızı boyaya dönüştürdük. Kuş tüylerinden fırçalar yaptık. Ebru'da klasik atkı fırçaları zaten yapıyorduk. Kağıtlarımızı çeşitli materyallerden kendimiz ürettik. Kendimiz terbiye ettik ve teknemize yatırdık. Sonuçta da öğrencileri çok eski ama çalışması tam anlamıyla bir yıllık bir sergi ortaya çıktı. 60 tane eserimiz var sergimizde. 60 eserin de 60 ayrı hikayesi, 60 ayrı mutfağı var. Öğrenci sıfırdan kağıdının malzemesini kendisi seçti, kağıdını üretti, kağıdını terbiye etti, kağıdını mürakkaladı, daha sonra üstüne yapabileceği teslif ve fırça çalışmalarını yaptı. Ebru yapacak öğrenci yine aynı şekilde kendisi kağıdını yaptı, boyasını üretti ve teknede istediği, görmek istediği çiçeği ve şekilleri Ebru tarzlarını yapıp kendisi ortaya çıkarmış oldu. Sergimize aynı anda bir mutfak kısmı da ekledik. Yaptığımız işlerin nasıl yapıldığını, aşamalarını, en azından insanların hem kafasında bir şey oluşsun hem de altyapısını görsünler diye cam mekanların içinde bir mutfak kısmı hazırladık. İlk kısmımızda kağıt malzemelerimizi koyduk. Bunlar kağıtlarımızı ürettiğimiz malzeme çeşitlerimiz burada mevcut. Şu gördüğünüz dut dallarıdır, kurumuş hali. Ham pamuk, daha sonrasında ilerleyen yerlerde de keten. Kağıt ürettiğimiz malzemeler arasındadır. Bu gördüğünüz ısırgan otundan üretilmiş kağıdımız, ketenden üretilmiş, yine ısırgan otundan üretilmiş kağıdımız, mısır püskülünden, alttaki de dut liflerinden üretilmiş kağıdımız. Kağıt yapımında kullandığımız bir diğer malzeme de kağıt mühremiz. Kağıdın terbiyesi için olmazsa olmaz bir malzemedir o da. Bir tane de bu çekilmişi
Murat Kağlama'dan burayı koymak istedik ki daha ham hali burada da görünmüş olsun. Bu kısımda anlatacağımız bilgi aslında çok çok fazla. Ama ben kısaca üstten geçeyim. İlk malzemelerimiz sağ altta gördüğünüz toprak boyalarımız. Bunlar doğada bulunan kil ve renkli toprak çeşitleridir. Bunlar çeşitli merhalelerden geçip güzelce ezilip terbiye edilip ebru, teslif ve sulu boya olarak, yağlı boya olarak hatta kullanılabilir. Şu gördüğünüz malzeme deniz mercanıdır. Bu ezilip şahane bir pembe olur. Hemen yanında kömürü görüyoruz. Yanmış odun bildiğimiz yanıp çok harika bir karbon mürekkep olur. Diğer tarafta yine toprak, gördüğünüz sulu boya dönüşmüş hali de var. Aslında tek ithal malzememiz bu diyebiliriz. Lahor çividi, ebrunun olmazsa olmazı bu yurt dışından geliyor. Lacivert boyamız. Asasen bu topraklarda da çıkabiliyor ama burada da bağlayıcılarımız var. Gördüğünüz ham kitrem, Arap zamkı, şap. Bunlar boyalarımızı bağlarken kullanıyoruz. Burada da jelatinimiz var. Yine boyaların içine koyuyoruz. Jelatinimizi de biz kendimiz yaptık. Helal jelatini olarak ürettik. Gördüğünüz destesenk boyaları ezerken kullandığımız bir malzeme. Şu gördüğünüz sarı, mor ve pembemsi renk Düzce'de çok klasik bulunan, çokça olan bir renk. Yeşil, gördüğünüz yeşil pigment bizim hazır olarak aldığımız ama yine ezmesini, terbiyesini kendimiz yaptığımız malzemelerden pigment yeşil, pigment kırmızı, pigment kahverengi. Ortada gördüğümüz kayalar, en ortadaki limonit taşıdır. Bu çok meşhurdur yine sulu boya yapımında. Diğer gördüğünüz alüminyum alaşımlı taşlar var. Burada gördüğünüz yiğit kömürü, mürekkebi çok harika bir ton verir. Oksit sarımız okra sarıyı çıkartır size. O da çok mesela bilinen renklerdendir. Oksit kırmızı bunlar nalbur boyalarımızdır. Oksit kırmızı, oksit siyah ve çivitimiz var. Yukarıda kuş tüylerinden yapılmış fırçalarımız var. Bunlar teslif fırçası olarak kullanılıyorlar. Yine toprak renklerimizden renklerimiz var. Burası bizim malzemelerimizi ürettiğimiz mutfağımız. Bunların tamamını biz kendimiz elimizde işledik. Boyaya, kağıda, fırçaya, jelatine dönüştürdük. Ve sergimizde olan işlerimizin tamamını bu malzemeleri kullanarak yaptık. Ne dediğimiz gibi hedefimiz ve amacımız gençler üretebilirler. Bu ülkede bir şeyler üretilebilir. Gelecek nesillere de aynı bu şekilde öğreterek, aktararak üreten nesiller yetiştirilebilirdi aslında. Emine Hanım merhabalar. Kendinizden bahseder misiniz? Merhaba. Öncelikle Bursa'ya hoş geldiniz. Böyle değerli sanatçı arkadaşlarım, hocalarım, çok değerli İbrahim Sami Özen hocamın benim davetimi kabul ederek Bursa'ya geldiğinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Ben Emine Elmas.
1972 doğumlu, evli ve 3 çocuk annesiyim. Yaklaşık 9 yıldan beri Ebru sanatıyla ilgileniyorum. Öncelikle ilk Ebru'ya başlamam Bursa'da oldu. Bursa'da 2 yıl Ebru eğitimi aldıktan sonra İstanbul'da 1 yıl devam ettim. Daha sonrasında İbrahim Sami Özen hocamdan birebir eğitim alarak onun çalışmalarına katıldım. Onun çok değerli bilgilerinden faydalandım. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı Ebru Sanatkarıyım. Bursa'da, Bursa Teknik Üniversitesi'nde Ebru eğitim veriyorum. Elmas Sanat Evi'nin kurucusuyum. Sanat atölyemde Ebru başta olmak üzere birçok sanat dalıyla ilgili eğitimler veriyoruz. Her branşın farklı eğitmenleriyle birlikte çalışıyoruz. Ben Cumhuriyet tarihinde ilk defa yapılan bu çalışmaların Bursa'da görülmesini istedim, arzu ettim. Bursa'daki sanatseverlerin de bu değerli bilgilerden faydalanmasını istedim. Bundan dolayı İbrahim Sami Özen hocamı ve çok kıymetli öğrencilerini Bursa'ya davet ettim. Sağ olsunlar, beni kırmadılar. Bursa'da birlikte sergi yaptık. Çok güzel tepkiler aldık. Elimizden geldiğince doğru ve düzgün bir şekilde Ebru'yu ilk aşamalarından son aşamasına kadar anlatmaya çalıştık hep beraber. Peki diğer Ebru kağıtlarını bir kenara bırakıp el yapımı kağıt kullanmak nasıl bir tecrübeydi ve halktan gelen tepkilerden biraz bahseder misiniz bu konu hakkında? Benim için inanılmaz güzel bir tecrübeydi. Hocamdan aldığım değerli bilgiler doğrultusunda kendi kağıdımı kendim üretmek istiyorum. Nasıl ki ilk zamanlarda insanlar Ebru'yu bu şekilde yapmışlar, ben de bu şekilde devam etmek istiyorum. Yani görünüşüyle bizim algılamamızla çok farklı bir duygu. Herkese bu şekilde çalışmasını tavsiye ediyorum. İlerlemiş Ebru'yu iyice hazmetmiş olan kişilere, profesyonel anlamda Ebru çalışanlara bu şekilde çalışmalarını tavsiye ederim. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki sizleri tanıdım.